Merhaba sevgili anne. Bugün pirinç pilavı yapacağım ama değişiklik yapacağım. Tel şehriyeli yapacağım. Arpa şehriyem kalmamış. Ben ocağımın altını açtım. 4 yemek kaşığı zeytinyağımı ekledim. Şöyle bir silme çay kaşığı, yemek kaşığı kadar da tel şehriyelerimi ekledim. Biraz yağımla 2-3 dakika çevireceğim bunu. Çevirmem lazım. Biraz kendin yumuşasın diye. Bu arada ben pirincimi 3 saat falan ıslattım sevgili anne. İçindeki bir malzemenin aktifliğini kaybetmesi için yapıyorum bunu. Sindirim sistemimiz için iyi olmayan bir malzeme. Lektin diye. Ben bunu 3 saat beklettim. Bir kere de suyunu değiştirdim. Karbonatlı suda beklettim pirinci. O yüzden 1'e 2 değil de 1'e 1,5 suyla yapacağım. Biraz şehriyelerim şöyle kendine gelsin. 2-3 dakika çevireyim. Pirincimi ekleyeceğim. Sonra bir iki daha çevirip sıcak suyumu ekleyeceğim. Evet sevgili anne, 1 su bardağı pirincimi 3 saat kadar, belki daha fazla karbonatlı suda bekletmiştim. Biraz bir kere de suyunu değiştirmiştim. Şimdi o 1 su bardağı pirincimi de arpa tel şehriyelerine ekledim. Aslında ben bu pilavı arpa şehriyeli daha çok seviyorum. Arpa şehriyeli pirinç pilavını. Tel şehriyeli çok yapmıyorum. Ama arpa şehriye kalmadığı için bir renk versin diye tel şehriye kullanmayı tercih ettim. Şimdi şöyle de bir iki dakikada yağ her tarafına dağılsın diye pirinçle çevireceğim ve sıcak suyumu ekleyeceğim. 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Ve 2 çay kaşığı kadar da tuz koyacağım. Evet, 1,5 su bardağı suyumu da koydum. Benim bardağım 320 ml. Büyük su bardağı diye geçiyor bunlar. Evet. Zeytinyağı kokuyor şu an mis gibi. Eğer 1 yaş altı yapıyorsan tuz atma tabii ki. Tuzu en son piştikten sonra, bebeğin payını ayırdıktan sonra atabilirsin. Ben artık 1 yaş üstü olduğu için 2 çay kaşığı tuz attım. Bu arada ya tel ya da arpa şehriye fark etmiyor. Ben yakmıyorum. Rengi böyle iyice koyu yanık kahve, koyu kahve rengine dönene kadar yakmıyorum. 2-3 dakika çeviriyorum. Hafif kızarsın yeter benim için. Şimdi kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte pişmeye bırakacağım pilavımı. Tavuk suyum yoktu. O yüzden et suyum da yoktu. Hem barbunya hem de buna koymadım bu sefer. Sade yaptım. Bebeğin 6 aylıksa, 8 aylıksa ve tane pirinçleri almakta zorluk çekecekse buna biraz daha su koyup, biraz lapa yapıp, sonra onu avucunla sıkıp çiğ köfte gibi yapıp o şekilde de verebilirsin. Ama hani 1 yaşından büyükse, 9 aydan büyükse taneleri parmak uçlarıyla, pincer grasp denilen, işte pincer refleksi geliştiği için rahatlıkla yiyebilir. Bence pirinç hem yumuşak olması hem çocuk nişastalı olması sebebiyle çocukların severek yediği bir besin. Temiz pirinç kullanmak önemli. Toprağının, suyunun, nerede yetiştiğini bildiğiniz pirinci alın. Ben İpek Hanım çiftliğinden almıştım. Bir şubesi vardı Balmumcu'da. Oradan arkadaşımı arada aldırıyorum. Artık çalışmadığım için kendim gidemiyorum. Temiz pirinç kullanmaya çalışıyorum çocuklarım için. Onların enerjiye ihtiyacı var. Büyümeleri için enerjiye ihtiyacı var. O yüzden pirinci kısıtlamak, patatesi kısıtlamak ilk 3-4 yaşta bana doğru gelmiyor. Bilmiyorum bu konuda sen ne düşünüyorsun sevgili anne? Fikirlerini YouTube'dan ya da Instagram'dan ya da Facebook'tan benimle paylaşırsan çok sevinirim. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır çünkü. Pilavım piştikten sonra da servis yapacağım. Son halini göstereceğim. Görüşmek üzere. Evet sevgili anne, pilavım pişti. Pilavın püf noktası ne? Kağıt havlu. Kağıt havlumu nemi tutsun diye serdim. Bir 20 dakika dinlenecek. Değil mi oğlum? Evet, oğlum da onayladı.